Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Siz dersleştirdiniz, derslerinizi tanımlattıran. Bugün önce funksiyonu parametre konuşuyoruz. Yani. O parametre deyken funksiyonu malumat kabul kılışı. Bugün bunu görüyoruz. Sağlandız. Arabında funksiyon yaratıcı. Bunu yaptırız. Yaptırız. Arabında isminizi print yaratıcı. Şimdi arabı iki o kaosun içi gelir. Biz parametre kilitçimiz olur. Şimdi mesela nomer dedik. Barakalı bulmamızın funksiyon yaratıcı. O nomer vektörü mesela integer nomer diyelim. Şimdi bana bir integer nomer parametre soplanır. Kaosun içi de rüzgar uçurursun parametre soplanır. Parametrelerini sokla kendi bir seçiliyor. Yani bunda virgül koyup o kötü olası. Mesela nomer 2, nomer 3 kılır. Bunu çekerek koymayın. Siz bölümden böyle yazıp git endi bana diyor ki print et kurup nomerlerimizi print kılışımız için. Yani integer nomerine gelin. Double koyalımızı. Mesela bana diyor ki nomer. Nomer gözü olsun koyalım. Şurada nomerin yerine gelin. Şimdi print kılışı olsun. Anabilsin ki, anabilsin. Ana bir yerde onun nomer funksiyonunu çakırtacağımız. Peki bu yerde bitti. Muhum nasıl oldu? Şimdi uzun kalkışı sizdeki malumatlarını yazmasından oldu. Rankılarımız ise bizi hata gösterdi. Sebabı şimdi bunu parametre bu. Parametre de geldi. Nom. Rüzgar uçuları de geldi. Mesela biz bana bir yerde şimdi mesela yine eğriyden kodlanıp üstü kattalıyız. Nomer verildi. Bu okuyundu. Bana bu bölge nomerlerimiz tutup oluşumuz gerek. Şimdi işleştirdik. Doğru işleştirdik. Ben de gördüğünüzde üstü parametrelerini tutup olduk. Nomerlerimiz doğru işleyelim. Bana bu kaosun içindeki malumatlarını parametre değiller. Muhim narsa şu bugün. O bu endi void funksiyasi orqali ketdi. Voidda ma'lumot qabul qiladi, o'zi mana bunday print qo'yadi. Lekin bu bundan qaytayotgan, nomerdan qaytayotgan, nomer funksiyasidan qaytayotgan ma'lumotni biz ishlata olmaymiz. U faqat print qiladi. Endi uni ishlatish uchun biz return tarafi funksiya yozishimiz kerak. Voiddan boshqa data type işlerseniz, mesela integer ve float bunda return type bulur. Yani, return diyorum. O, şimdi bana bir yer işte malumat tip görevli gene. Nomer 4 integer nomer 2 doğru mu? Şimdi mesela çünkü o nomerden hasi bir katta bulsa biz ölçünü kabul kılmalıyız. Bunun için biz bana veriyi nomer 1 ile nomer 2'yi çalıştıranızı nomer 2'ye başlayalım. K'imiz nomer 1 getirdi. Sebabı eğer nomer 1 ile nomer 1 ile nomer 2 ile katılırsa demek nomer 1 ile return kılış gerekir. Yok ki nomer 2. Eğer nomer 1, nomer 2'den kiçkine bulsa nomer 2 return kiçkine bulsa. Doğru mu? Bunda return kiçkine bulsa nomer 2'ye bulsa. Peki yani bu yerde o zaman katta da gelin bu şey oldu ki bana bunu çıkıyor mesela x0 bulan
sıfırını gelsek, bu bizge çıkanı print kursatmaydı. Bunun için biz print F yolu kuruşumuz gerek. Şimdi bunu çok kuranızı. Bana böyle digital, integer deyimi de görüntü. Yani az bizge katta bulup 3 katları çıkartacağız. Şimdi bunu farklı void'den. Mesela bana böyle katta normal deyince max deyelim değil mi? Bana bunu köşürüm ve şimdi olacak. Şimdi mümkünüz. Mümkün. Tamam, bana böyle kaptan olmayan yolu kursak bu yana kaptan olmayan çıkarı. Bu dögeniz siz bana bu kaptan olmayan da value tıpına matematik operasyonu başarıyorsunuz. Mesela integer z götürüp kaptan olmayan bir çift koş koyuyorsak onun bana bu z trenksek yani alt bu kolay. Return type'ni farklı, ondan qaytayotgan ma'lumotni biz ishlatishimiz mumkin. Boshqa maqsadda ishlatishimiz mumkin. Demak, return type'ni funksiya yaratish uchun biz void'dan boshqa data type ishlatishimiz kerak. Ya'ni float, char yoki integer. Va mana bu yerda mana bunday return degan keyword ishlatishimiz kerak. Bu shart. Bu bo'lmasa ishlamaydi. Void funksiyasidan farqi shu. Demak, bu bittasiydi bugün görmeyi yaparsınız. Bana bunlar ikincisi parametreler. Kamil Ali Ahmet.